Evet Türkiye böyleydi. Sevgili izleyiciler peki eskiden nasıldı derseniz eskiden de çok iyi değildik. Özellikle 70'li yıllarda Türkiye'de devlet e, halkın bir bölümüne karşı savaş açmıştı adeta. E, ve o savaş sırasında kendi e, yapısında bürokrasi içerisinde yer alanlarda dahil yani e, akademisyenler, hukukçular askerler, polisler devletin içinde yapılanmış olan bir yapı tarafından aslında bu devletin de kendisi derin devlet falan diyorlar ama katlediliyorlardı. Bunlardan bir tanesi de savcı Doğan Öz'dü. Ankara'da 44 yıl önce katledildi. Doğan Öz kontrgerillayı resmen yakalayan bir savcıydı. Ve karşı karşıya kaldığı zaman yani e, bir öğrenci katliamı yapılmıştı ve şeyler yakalandı, e, failleri yakalandı. Onları sorguladı. Sorgulayınca onlar her şeyi anlattılar. Anlatınca da nasıl olduğunu ortaya çıkarttı ve çok ürperdi. Ve eşine dedi ki ya ilk kez dedi korkuyorum dedi Sezen dedi. E, ve dönemin başbakanı Bülent Ecevit'ti 78 yılında ve Bülent Ecevit'e randevu aldı ve gitti. Karşı karşıya kaldığı durumu anlattı. Devletin içini, devletin halini, devletin bir cinayet mekanizması birimi olduğunu aktardı. Fakat Bülent Ecevit çok fazla ilgilenmedi. Evet şaşırtıcı bir şey yani bu. İlgilenmedi ama o yapı Doğan Öz'le ilgilendi ve Doğan Öz'ü Katlettiler. Doğanöz'ün katili ise beş kez idama mahkum edildikten sonra berat ettirildi. Çünkü devletin adamı olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta nasıl devlet bahçeli ile beraber MHP'de başkanlık yarışına girdi ve kaybetti. Oraya kadar da desteklediler. Özellikle ülkücü hareket içerisinde devletle iç içelik o boyuttaydı ki daha sonraki yıllarda şöyle şeyler de oldu. Mesela Adana'da Adana'nın o dönemki Ülke Ocakları Başkanı Hürriyet Gazetesi'ne bir röportaj vermişti ve şöyle demişti. Bize dedi 12 Eylül'den önce elimize bombaları veren polisler dedi 12 Eylül olduktan sonra gelip bizi dedi gözaltına aldılar dedi. Aynen böyle söyledi. Devletle iç içeydiler. Hatta sloganları da vardı ya devlet başı ya kuzgun leşe diye. E, bunları e, bunları sloganlaştırmışlardı. E, devletin içinde bir birimdi. E, daha sonraki yıllarda e, bu e, çatışmalı dönemde işte 1970'lerin ikinci arasında hızlanan çatışmalı dönemde 12 Eylül'e doğru gelen dönemde en çok eline silah tutuşturulanların Milliyetçi Hareket Partisi içindekiler belümü ayrıldılar oradan 12 Eylül'den sonra. Büyük Birlik Partisi'ni kurdular. Hatta Merdan Yanardağ bu konuda e, doktora çalışması vardır. <laughs> şöyle tam anlaşılır biçimde şöyle ifade ediyordu. Büyük Birlik Partisi'nin e, bütün kadroları katildir Nazım demişti. Yani aynı zamanda da silahşör tabii ki. Yani onlar e, bir inandıkları mücadele vardı ve orada da başında yer aldılar ama askerler iktidara geldikten sonra onların düşünceleriyle aynı yerde olmadıklarını gösterdiler. Onları da hapse attılar ve hapse atılacaklarını bilmiyorlardı. Ve bu yüzden de <laughs> Alpaslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alpaslan Türkeş şöyle demişti: e, fikirleri iktidarda kendisi hapiste olan tek parti biziz. Evet bir faşist iktidar gelmişti ama faşist ideolojinin e, temsilcisi siyasi partilerin yöneticilerini ve militanlarını hapse atmıştı. Hatta idama bile mahkum edilenler oldu. İnfaz da edildiler e, ama buna inanmıyorlardı. Daha sonra ayrı çıktıktan sonra 12 Eylül sonrasında MHP'den ayrıldılar, parti kurdular Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisinin başında da Yazıcıoğlu vardı. Bir biçimde onunla tanışmıştım ve böyle bir güven ilişkisi oluşmuştu aramızda. Her sorduğum soruya da cevap vermişti. Şey döneminde, bu 2003 döneminde. Ee, Amerikan askerleri Türkiye'ye geldiler ve parlamentodan e, red oyu çıktı. Yani en onurlu işi yapıldı o zaman AKP döneminde. AKP'li milletvekilleri de red oyu verdiler ama red oyu verenler e, bir daha parlamentoya giremediler. Onu da söyleyeyim. Ve e, Muhsin Yazıcıoğlu şöyle demişti. Bunlar dedi Amerika ile at pazarlığı yaptılar demişti. Amerika'da at pazarlığını sevmez. O zaman bazı matman tabii ki bunun üzerine aradı. Ve gittik konuştum kendisine. Ve CIA ajanı Philip Ecin kitabından bir alıntı yaptım. CIA merkezi neler yapar diye yazıyordu Philip Ecin. izinli bir partinin şey e, dost bir partinin militanlarından ve izinli polis memurlarından zorba ekipler kurarak ee, komünistlerin, solcuların toplantılarını basar diye yazmış yani bu CIA'nın e, CIA merkezinin faaliyetleri. Dedim ki Muhsin yazıcı onla. 70'li yıllarda dedim Amerika'nın Türkiye'deki dost partisi hangisidir? O zaman o zamana kadar nedir? Doldu mu süremiz Evet. Ben bitireyim hikayemi. O zamana kadar hiç yanında konuşmayan e, gençlik e, örgütünün e, başkanı eğildi ve dedi ki Adalet Partisi dedi. Ondan sonra güldük ve şöyle düşündü herhalde çocuk e, ya bu adam dedi bizim başkanı hipnotize etti ve dedi konuşturuyor. Ama e, Muhsin Yazıcıoğlu'na tekrar sordum evet başkan kim dedim Hangi partidir? Aynen şunu söylemişti. Biz dedi komünizme karşıydık. Amerika'da komünizme karşı olduğu için Amerika ile komünizme karşı biz yol arkadaşıydık. Yani o parti bizdik demişti. Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli. Bir insanın her hayatının her dönemi aynı olmayabilir. Ve o son döneminde de bu kadar açık yüreklikle konuşmuştu. Konuşmaya da devam edecekti ki helikopteri düştü. Evet böyle arkayı kontur geriliyle temizliyor. Bugün Doğan'ı kontur geriliyle ilk yakalayan, ortaya çıkartan Savcı Doğan Özü'nde ölüm yıl dönümü. Onu da saygıyla anıyoruz. Sevgili izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.